Evet, bilindiği üzere bizim depremden etkilenen 3 ilçemizle ilgili çalışmaları belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, Tokat Belediye'miz, AFAD ekiplerimiz, Sağlık ve İl Özel İdaresi gibi kurumlarımızla birlikte koordine ediyoruz. Bu çalışmalar içerisinde bugünkü faaliyetlerimizi değerlendirdik. Gerek lojistik anlamda gıda tedariki de dahil olmak üzere pek çok konuyu bağladık, kararı aldık. Vatandaşlarımız huzur içerisinde, güvenlik içerisinde olsun istiyoruz. Bu anlamda da biz çadır dağıtımına devam ediyoruz. Mümkün olduğunca vatandaşlarımız büyük oranda panik dolayısıyla çadır talebinde bulunuyorlar. 1000'in üzerinde çadır sağladık ilçelerimizde. Şu an itibariyle eksiklerimizi koordine ettik. Yarın yapacaklarımızı koordine ettik. Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı 28 ekip yarın itibariyle daha fazlasıyla alanda olacaklar. Pazar günü akşam itibariyle de bölgemizin hasar tespit çalışmalarını tamamlamış olacağız. Diğer yandan defter darlığımız zarar tespitiyle ilgili çalışmalara yarın itibariyle başlayacaklar. Bölgedeki zararı tespit etmeye çalışacaklar. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın direktifleri doğrultusunda vatandaşlarımızı rahat ettirecek her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Diğer yandan bir başka hususu da belirtmek isterim. Çeşitli kişiler televizyonlarda farklı oranlarda farklı şiddette deprem olacağına dair ifadelerde bulunuyorlar. Resmi makamların beyanlarının dışında, açıklamalarının dışında bu tür hususlara dikkat etmemeleri, rağbet etmemeleri bizim vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz. Bunları ifade etmek isterim. Bu arada burada 740'ün üzerinde görevlimiz vatandaşlarımıza hizmet için gayret gösteriyorlar. Kızılay gibi yine ANDA gibi pek çok sivil toplum kuruluşumuz da bizlerle birlikte kendilerine hem kamu görevlilerimize hem gönüllülerimize yapılan bu çalışmalar için, bu güzel hizmetler için teşekkür ediyorum.